Sevgili seyirciler, hakikaten insanlar bu dünyada ne amel işledilerse, ne yaptılarsa, nasıl faydalı bir iş gördülerse, o faydalı işin karşılığını görecekleri gibi yaptıkları zararların, çirkin ve tehlikeli işlerin de mücazatını, karşılığını, cezasını da göreceklerdir elbette ki. Ayet-i Kerime'de bundan önceki bölümün sonunda okuduğumuz Kullümri'im bima kesebe rahin. Herkes kendi kazandığına ipoteklidir. Herkesin ameli, herkesin yaptığı, dünyada yaptığı işin belli bir karşılığı vardır. Kendisine o karşılık verilecektir. Yani kendisinin mürtehin olduğu, yani amelinin neticesini, amelinin sonucunu göreceği mükafat veya mücazat yaptığı işle mütenasiptir manasında. Onunla dengelidir anlamında. Ama Allahü Teala ve Tekaddes Hazretleri, Yüce Allah, kafirlere bu dünyada yaptıkları kötülüğün misli kadar, ne kadar kötülük yapmışsa ancak o miktar ve o ölçüde onlara ceza verecek. Onun için buradaki ayet-i kerime daha ziyade ehli inkar içindir demiş müfessirler. Ama Müddessir suresinde bir ayet-i kerime var. Kullu nefsim bima kesebet rahinetun illa ashabel yemin fi cennatin yetesaelun anil yemin şeklinde ayet-i kerimede. Orada da kullu nefsim bima kesebet rahinetin. Her bir kullüm ri'in değil, or kullu nefsin gelmiş. Kullüm ri'in, onun için rahinetün kelimesi geliyor onun karşılığında da haberi olarak. Şimdi netice itibariyle her nefis ne yaptıysa onu görecek. Ama ashab-ı yemin istisnai munkatı ile ayrılmış. Onların özellikleri çok farklı. Allah-u Teala'nın sevgili kulları, taat ehli olanlar, dünyada mesuliyetini iyi bilen, ilahi emirlere tam anlamıyla saygılı olanlar, onlar müstesnadır buyuruyor Cenab-ı Hak. Onların durumu farklıdır. Onlara İhsan üzerine ihsan, onlara lütuf üzerine lütuf gelecek buyuruyor Cenab-ı Hak. Demek ki insan dünyadayken faydalı işler peşinde koşmuşsa, ilahi rızaya talip olmuşsa, o zaman onun mükafatı sadece işinin karşılığı olan kadar değil, onunla iktifa edilmeyecek, ona daha fazlası verilecek. Nitekim başka ayet-i kerimelerde söylemiştik ya, men ca'e bil haseneti felehu aşru emsaliha. Kim bir iyilikle Allah'ın huzuruna gelirse veya huzur-u ilahiye bir iyilik getirirse, onun için o iyiliğinin 10 katı vardır buyuruyor Cenab-ı Hak. Bir diğer ayet-i kerimede Cenab-ı Hak bir buğday tahıl tanesine benzetiyor da Bakara suresinde, ondan nasıl bir sap ve o sapın üzerinde 7 tane başak sümbül ve o başak üzerinde de her birinde 100'er tane tahıl, ekin, buğday olur. 1'e 700. Hatta Allahu yudaifu limen yeşa. Cenab-ı Hak dilediğine daha da artırır, katlar bunu, katmerli bir şekilde verebilir. Demek ki ashab-ı yemin, Allah-u Teala'nın razı olduğu kullardan olanlar için bu iş tamamen farklı. Onlara ihsan-ı ilahi var. Adli ilahi 1'e 1. Kötülüğe, şerre onun mukabili olan kadar ceza var. Ama hayır olduğu zaman onun mükafatı artık Cenab-ı Hakk'ın lütuf ve ihsanıyla, o lütuf ve ihsanı endaze ve ölçü olmayacağına göre, şu halde Allah-u Teala'nın lütfuna da herhangi bir şekilde sınır yok. Ya yani gayri memnun deniliyor ya, gayri maktu, kesintisiz, ardı arkası kesilmeyen bir ecir ve mükafat var onlar için. Ya Allah-u Teala öyle buyuruyor. Bakın arkasından da Cenab-ı Hak buyuruyor ki Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Ve emdednâhum bifâkihetin ve lahmin mimma yeştehûn. Ya Allah-u Teala onlara imdad ederim ettik buyuruyor. Bifakihetin meyvelerle ve lahmin etlerle mimma işte onların arzu ettikleri, istedikleri, iştiha duydukları etler ve meyvelerle onlara ihsanda bulunuruz. Emdedna kelimesini emedde yumiddu imdaden
bir kimsenin yardımına koşmak, ona ihsanda bulunmak. Burayı tefsir ederken müfessirler emdednâhum zidnâhum. Yani arttırırız buyuruyor Cenab-ı Hak. Fazladan ihsan ederiz. Bifâkiyetin ve lahmin mimmâ iştehûn. Meyve ve et gibi onların arzu ettikleri şeyleri onlara ihsan ederiz. Yetenâze'ûne fîhâ ke'sen la lagvun fîhâ ve la te'sîn. Ya onlar yetenâze'ûne kelimesini de yine müfessirler yete'âtavne. Birbirlerine verirler, te'atî ederler. Te'atî karşılıklı birbirine vermek. Ya Arapçada müfaale babında müşareket olduğu gibi ortaklık fiillerinden tefaale babında da aynı mana var. Tefaale babının biraz daha farklı manaları da var. Aslında temarada gibi, teama gibi böyle olmayan bir şeyi var gibi göstermek manası da var ama genellikle meşhur olan manası yine müşareket, karşılıklı iki kişi veya daha fazla insan arasında cereyan eden bir olay, bir fiil ve bir işi ifade ediyor. Yetenazeune, burada yeteataune, yani ata kökünden yeteataune, birbirine verirler, birbirine ihsan ederler, ikram ederler. Fiha, orada cennette ke'sen, kaseler verirler birbirlerine. La lagvun fiha ve la te'sin. Ya öyle kaseler, öyle kadehler verirler ki birbirlerine, o kadehlerden içtikleri, cennet içecekleri, cennetin meşrubatı, onlarda herhangi bir şekilde saçma sapan konuşma, konuşmanın ölçüsünü kaçırma, tutarsızlık ve insyamsızlık, ne söylediğinin farkında olmadan sarhoşluk veren bir özelliği olmadığından, o sözlerinde boş ve anlamsız bir şey de olmaz. Level kelimesi faydasız, lüzumsuz, manasız, anlamsız demek. Boşu boşuna söylenmiş söze lağv deniliyor. Hani yemin-i lağiv var ya, boş boşuna yapılmış yemin. Manasız, böyle ağzına geldiği gibi bir çıkarmış, bir hedefi maksadı olmadan yemin ediyor. İşte buna lağv deniliyor. Lağv boş iş. Aslında bir şeyi hükümsüz hale getirmek manasına geliyor. Ortadan kaldırmak manasına, biliyorsunuz ilga kelimesi var. O da bu lağvdan geliyor. İlga etmek, bir şeyi ortadan kaldırmak. Tamamen onu hükümsüz hale getirmek, işlemez hale getirmek demek. Ya lağvda o manada. Boş, fuzuli ve manasız. Malayani dediğimiz, hiç anlamı olmayan, hani insanlar bazen böyle cahilce öyle konulara girerler ki o konuştukları sözün ne dine ne dünyaya hiçbir faydası olmaz, hiçbir katkısı olmaz. Böyle boş sözlerden uzak olmak lazım aslında ya. Kur'an-ı Kerim'de buna müminlerin vasıflarından bahsedilirken işaret ediliyor. Mesela Mü'minun suresinde قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ diye başlayan surede buna işaret etmiştik. وَلَا تَأْثِيمْ İsim kökünden geliyor bakın. İsim günah demek. Te'sim günaha sokmak demek. Bir insanı hatalı ve zararlı, tehlikeli bir işe sürüklemek manasında. O birbirlerine ikram ettikleri içkiler, cennetin o nefis içecekleri, onlarda herhangi boş ve manasız bir söz söylemeye yol açmadığı gibi onları günaha da sokmaz buyuruyor Allah-u Teala. Te'sim, esseme yüessimu te'simen, günahkar yapmak, günaha sokmak, günah işlemesine sebep olmak demek. Yani o içtikleri içkiler dolayısıyla onlar zihinlerini, akli selametlerini kaybetmedikleri için, onlarda herhangi bir sarhoşluk meydana getirmediği için ne boş ne de günah olan bir şey söylerler. O onların hallerinde hiçbir bozukluk olmaz. Ve yatufu aleyhim gilmanun lehum keennehum lü'lü'ün meknun. Ya onlar, onların arasında kendilerine hizmet eden gençler bulunur buyur Allah-u Teala. Onların hizmetkarı olan, vazifeli, cennette kendilerine ikramda bulunan kimseler vardır. Keennehum lü'lü'ün meknun. Onlar o kadar böyle temiz, pırıl pırıl, saf ve o kadar mükemmel varlıklardır ki onlar adeta böyle gizlenmiş bir inci gibidir. Sadefin içinde saklı, hiçbir harici tesirden müteessir olmamış, bozulmamış,
taravetleri, tazelikleri, asaletleri kaybolmamış, o kadar mükemmel ve günahsız varlıklardır onlar. Yani çirkinleşmemiş, herhangi bir onların asaletinden, onların temizliğinden hiçbir şey kaybolmamıştır. Ve akbele ba'duhum ala ba'din yetesailun. Onlar birbirleri karşısında, birbirinin karşılarında karşılıklı konuşurlar, birbirlerine sual sorarlar. Tesaele yetesailu. Konuşarak sohbet etmek, birbirine soru sormak, soru tevcih etmek manasında. Ya birbirleriyle karşılıklı dünyadaki hatıralarından bahsederler. Yaşanılmış olayları orada hatırlayarak anlatırlar. Yapılan işlerin öneminden bahsederler. O işlerin kendilerini hayırlı işlerse bu güzel akıbete erdirdiğini, şer iş yapan insanların, kötü işlerle meşgul olanların da maazallah fevkalade acınılacak bir akıbete düçar olduklarını birbirlerine anlatırlar. Kalu inna kunna qablu fi ehlina müşrikin. Onlar derler ki bu fevkalade güzel sonuca ve kendilerini mesrur eden akıbete kavuşmanın mutluluğu içerisinde derler ki biz daha önce de çoluk çocuğumuz arasında Allah'tan korkardık. Cenab-ı Hakk'ın gazabına uğramaktan titrerdik adeta. Müşfikin titreyen demek. Korkuyla titreyen manasında. Eşfaka, yüşfiku, şefkat kökünden geliyor ama burada haşiyet manasında. Yani korkudan tiril tiril titremek manasında. Biz çoluk çocuğumuzun içinde Allah'ın bize vereceği bir azap, bir musibet ve bir beladan dehşetle korkar ve adeta titrerdik diyorlar. Bu korku yani ilahi havf-ı haşyet duygusu içerisinde yaşadık dünyada. Sorumsuzluk içinde kalmadık ve biz hayatımızı muazzam bir mesuliyet şuuru içinde sürdürdük derler. Femennallahu aleyna. Allah-u Teala lütfetti de bize ihsanda bulundu ve vekana bizi korudu. Vaka yakî, vikayeten bizi vikaye etti, korudu, kurtardı. Azâbessemûm, insanın bütün hücrelerine, bütün mesamatına nüfuz eden, insanın iliğine, kemiğine işleyen, en ücra köşelerine kadar varlığını ve şiddetini, dehşetini hissettiren azaptan bizi kurtardı. Semûm kelimesi zehir manasına da geliyor. Adeta böyle insanın bütün hücrelerine işleyen demek. Yani insanın bütün mesamatına, insanın bütün vücudunun her zerresine nüfuz eden demek. O azapta Cenab-ı Hak bizi kurtardı. İnna kunna min qablu nedu. Biz daha önce de Allahü Teala'ya ibadet ederdik. Kulluk eder, ona dua eder, yalvarırdık. Biz gaflet içinde değildik dünyada. Dünyadayken biz daima Cenab-ı Hakk'a tazarru ve niyazda bulunur, ellerimizi açar, aczimizi ona arz eder, kusurlarımızı bildirir, ondan af dilerdik. Onun için Allah-u Teala bazı kusurlarımızdan dolayı bizi azaba uğratmadı, bizi cezalandırmadı ve bizi o dehşetli semum azabından, insanın bütün hücrelerine nüfuz eden o korkunç azaptan bizi Cenab-ı Hak korudu. İnnehu huvel berrur rahim. Allahü Teala hiç şüphe yok ki çok ihsan eden, çok merhametli olandır. Ber kelimesi bir kelimesi ile aynı kökten geliyor. Ber sıfat burada. Yani bir demek iyilik demek. Len tenalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Leysel birra en tuvellu vucuhekum. Bir kelimesi Kur'an-ı Kerim'in çeşitli yerlerinde geçiyor. Bakara suresinde, Ali İmran'da, diğer surelerde bir kelimesi geçmişti. Bir ihsan demek, iyilik yapmak. Faydalı ve güzel iş manasına. Ber ise ihsan eden, muhsin manasına geliyor. İhsanda bulunan demek. Allah-u Teala'nın Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarından birisi. İhsan-ı Rabbani'yi. Cenab-ı Hakk'ın büyük lütuf ve keremini ifade eden bir sıfat. Esma-i İlahi'den aynı zamanda. Berrurrahim. Yani Kur'an-ı Kerim'in pek çok ayet kelimelerinde geçen isimler var. Esma-i İlahi. Velillahil esma'ul husna fed'uhu biha. Ve zerullezine yulhidune fi esma'i ayet kelimesinde bunları açıklamıştık. Esma-i Husna, Allah-u Teala'nın güzel isimleri var.
Bu güzel isimler 99 olarak bildirilmiştir hadis-i şerifte. Bu güzel isimlerin manalarını alimler şerh etmişlerdir. Ya İmam-ı Gazali Hazretlerinin Esma-i Husna ile ilgili çok güzel bir şerhi var. İmam-ı Kurtubi Hazretlerinin var. Bu konuda güzel kitapları var. Bu buralarda her bir ismin ne manaya geldiği ifade orada izah ediliyor, anlatılıyor. Cenab-ı Hakk'ın bu isimlerinin manalarını bilerek bunlarla Allah-u Teala'ya iltica eden, tasarru ve niyazda bulunan kimselere pek çok müjdeler verilmiştir. O Allah-u Teala ihsan ve rahmet sahibidir diyor işte. İnnehu huvel berur rahim. Fezekkir fema ente bi ni'meti rabbike bi kahinin ve la mecnun. Sen hakikatleri anlatmaya, insanlara öğüt vermeye devam et. Allah-u Teala'nın ihsanıyla sen ne kahin ne de mecnunsun. Kesinlikle senin için böyle bir şey söz konusu değil. Cenab-ı Hakk'ın lütfu keremiyle sen peygambersin. Kahin değilsin, haşa deli de değilsin. Peygamber Efendimiz'e çünkü böyle demişlerdi. Onun kahin ve deli olduğunu söylemişlerdi haşa. Sözlerinin anlamını kavrayamadıkları dar kafalarına, onların iyice dumura uğramış beyinlerine Peygamber Efendimiz'in söyledikleri sözler böyle silsile içerisinde, insicamlı bir mana bütünlüğü içerisinde bir türlü kafalarına girmemişti. Onun için haşa kendi beyinsizliklerini, kendi kabiliyetsizliklerini, anlayışsızlıklarını Peygamber Efendimiz'e izafe etmeye kalktılar. Bir baktılar onun bazı böyle istikbale dair, gelecekle ilgili şeyler söylemesi, kıyametten, ahiretten bahsetmesi, dünya ötesi bilgiler vermesi kehanet gibi göründü haşa onlara, kahin dediler. Bazı sözlerini kendilerine göre tutarsız saydılar. Bu adam zırvalıyor dediler haşa. Deli olması lazım bu dediler. Böylelikle bütün bunların, bu isnatların, bu iddiaların hiçbir tutar tarafı olmadığını Allah-u Teala bildiriyor. Fema ente bi ni'meti rabbike bi kahinin ve la mecnun. Sen Rabbinin ihsan ve ikramıyla ne kahinsin ne de mecnunsun. Ayet-i kerimenin bundan sonraki devamıyla bir bütünlük içinde bu konuyu tekrar ele alacağız inşallah.